Sıcak havaların gelmesiyle ve tatil sezonunun başlamasıyla birçok hastalık ortaya çıkabiliyor. Tatil sezonunda su ile temas edenler ve özellikle geçmişinde kulak sorunu, kulak iltihabı, kulak zarı problemi olanların bir kulak burun boğaz hekimine muayene olup sonrasında tatile gitmeleri konusunda uyarıda bulunan kulak, burun, boğaz, baş ve boyun uzmanı Ali Osman Aksoy, vatandaşların dış kulak yolu iltihabı sebebiyle tatillerini yarıda bıraktıklarını söyleyerek önlem almaları konusunda uyarılarda bulundu. Su ile temas edeceklerin öncelikle kulak, burun, boğaz hekimine başvurmaları gerektiğini ifade eden uzman Aksoy, dış kulak yolu hastalığının tedavisinden bahsetti. Dış kulak yolu iltihabı özellikle içinde bulunduğumuz mevsim itibarıyla da oldukça sık karşılaştığımız bir sorun. Hemen herkes hayatının bir döneminde bir dış kulak yolu iltihabı geçirmiştir. Özellikle havaların sıcak olması, tatil, deniz, havuz sezonu dış kulak yolu iltihapları açısından da önemli bir risk faktörü. Dolayısıyla tatil sezonu hatta mümkünse tatile havuza denize gitmeden özellikle geçmişinde kulak sorunu, kulak iltihabı, kulak zarı problemi olanların bir kulak burun boğaz hekimine muayene olup ondan sonra tatile gitmelerinde fayda var. Aksi halde tatili yarıda bırakmak durumunda kalanlar olabiliyor. Tatile gidip birkaç gün sonra çok ciddi kulak iltihapları, kulak ağrıları nedeniyle tatillerini yarıda kesen hastalarımız olabiliyor. Dış kulak yolu iltihapları orta kulak iltihabından farklı olarak oldukça ağrılıdır. Yani her şekilde hastayı doktora getirir. İlave olarak yüzün başın o bölgesinde gene çok ciddi dayanılmaz kulak ağrıları. Tabi hastalığın iltihabın şiddetine, kulak kanalındaki tıkanıklığa göre işitme kaybı gibi belirtileri bulguları olur. Tedavisinde öncelikle korumak lazım. Bütün hastalıklarda tıbbın her alanında olduğu gibi mümkünse önce hastalanmamak lazım. Belki birkaç kelime bununla ilgili bir şey söylemek daha uygun olur. Hastalanmamak için bir defa dış kulak yolu kanalı açık olmalı. Yaygın ismiyle kulak kiri, bizim kulak serümen dediğimiz kulak tıkacı ile kapalı ise bu havuz, denizde su ile temasında uzun süre sıcak su teması dış kulak yolunun iltihaplanmasına sebep neden oluyor. Dolayısıyla öncelikle varsa dış kulak yolunda kulak kiri diye tabir edilen bir şey, bunun bir temizlenmesi lazım. Bunun dışında daha önceden kulak enfeksiyonu, dış kulak yolu iltihabı daha doğrusu geçirenler, şeker hastalığı olanlar, kulak zarı olanların özellikle kulak yoluna, kulak kanalına su kaçırmamaları gerekiyor. Bunun için eczanelerde satılan değişik aparatlar var. Herkes kendine uygun denizde, havuzda dış kulak kanalına suyun girmesine engel olan, suyla temasına engel olan bir aparat kullanması lazım. Bütün bunlara rağmen daha önce kulak enfeksiyonu geçiren sık dış kulak yolu iltihabı olanlar için dış kulak yolu antiseptiği diye ifade edebileceğimiz kulak damlaları özellikle havuzdan çıktıktan sonra birkaç damla damlatılabilir. Buraya kadar insanların, kişilerin kendi kendine yapabilecekleri şeyler. Bunlara rağmen özellikle yüzün o tarafında, kulak kepçesi civarında çiğneme ve konuşma sırasında ağrılar başlamışsa muhtemelen o dış kulak kanalı artık iltihaplanmış demektir. Dolayısıyla ondan sonrası bir kulak burun boğaz hekimine kalıyor. Biz hastaların kulaklarını kontrol edip kulak kanalındaki iltihap ve kulak kiriyle birlikte olan birikimleri aspiratör dediğimiz cihazlarla öncelikle vakumla temizliyoruz. Temizledikten sonra hastanın yaşına, hastalık geçmişine, diğer sistem ve organların durumuna göre uygun iltihap kurutucu, ödem çözücü ve antiseptik damlalar, önce damlalarla lokal olarak tedavi etmeye çalışıyoruz. Bazen hastalığın şiddetine göre bunun üzerine sistemik antibiyotikler de ilave edilerek dış kulak yolu iltihapları tedavi edilir. Dış kulak yolu iltihapları biraz önce bahsettiğim gibi çok şiddetlidir, ağrılıdır, hastayı huzursuz eder. Ama uygun bir uzman tarafından
bakılıp çok rahat, çok kolayca da tedavisi olan bir hastalık.